Efendim herkese merhabalar. Hafta ortasına geldik. Dün akşam itibariyle ya da öğleden sonra diyeyim, Borsa İstanbul'da ciddi bir satış gördük. Amerikan 10 yıllıkları yükseldi ve grafikte de şimdi göreceksiniz. Cüneyt Baksoy'un grafiğiyle boy ölçüşemez ama baksanıza zaten dilim ağzım dolaşıyor. Ya Cüneyt'e karşı, grafiğine karşı bir şey söylemenin imkan ve ihtimali var mı? Deyip bir arkadaşım paylaşmış grafik ekranda. Bu dolar endeksi, dün de çok Burak Hoca bahsetti ya, dolar endeksinde böyle bir bar var, böyle hop diye yukarı gelmiş. 10 yıllıklar da çok fazla yukarı geldi. Onun ardından evet, gelişen piyasa para birimleri değer kaybetti. Türk lirası yine bence iyi dayandı ama Türk borsasına ayıptır söylemesi, bir çaktılar tam çaktılar yani. Şimdi bu nedir, nedendir, niye son dönemde Türk lirasına giriş oluyor da borsadan çıkış oluyor gibi soruların cevabını ve genel makro resmin tümünün cevabı için Cüneyt Paksoy'a dönelim. Hoş geldin diyelim ve sözü Cüneyt'e bırakalım. Cüneyt, sahne senin, buyur. Teşekkürler sevgili Artunç. Yani grafik konusunda dediğin gibi elimizden gelen grafikleri paylaşarak rehberlik etmeye gayret ediyoruz. Babamı ama tanımam diyorsun yani, sen dahil. Yok estağfurullah. Grafiklerin sonu da yok. Bizden bu işi çok daha iyi yapan birçok arkadaşımız, dostumuz da var. Ama bu ekrana yansıttığımızın dışında çok fazla grafikle bakmak zorunda kalarak strateji kurguladığımızı da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu grafiklerimiz sadece işin anlaşılır tarafını ortaya koymak için koyduğumuz grafikler. Çünkü kendi stratejini belirlerken kendi indikatörünü, kendi al-sat algoritmanı veya farklı dinamikleri ortaya koymak da bu işin doğasında var. Bu işin sonu da yok, bu işin tam bileni de yok. Bu işin sadece her gün biraz daha geliştirmesi var diyeyim. Hemen programa başlayalım. Dediğin gibi dün aslında önemli bir gündü. Yani şöyle önemli bir gündü. Düşmüyor ABD 10 yıllıklar. Şimdi düşmemesi ve devamlı yeni bir yukarı yapısı piyasalar için aslında bir sinyal. Fed'e de bir sinyal, piyasalara da bir sinyal. Tabii burada görevi kim devralacak? Fed devralacak. Hatta haber akışında vardı. Yalın'la, Hazine Bakanı'yla bir görüşmesi vardı özellikle Lagarde'ın ve Powell'la da Lagarde görüştü. Şimdi merkez bankaları arasında bir koordinasyon sağlanmaya çalışıyor. Çünkü euro mu dolar mı? Öyle bir yerde ki euro, geçen hafta söyledik seninle, 1.2150 tüm zamanların %50 düzeltme seviyesi en büyük resme 20 senelik perspektifte. Şimdi 1.2150 üzerinde bir euro dolar paritesi istemiyor Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri de, ABD tarafı da 91-92 üzerinde bir dolar endeksi istemiyor. Bunun konsensusunu nasıl sağlayacaklar? Piyasa ne kadarına izin verecek? Neyi nerede fiyatlayacak? Borsalar içinde, emtia tarafı içinde oldukça önemli olacak. Yani bu iş sadece teşvik paketinden, parasal genişlemeden veya virüsle ilgili süreçten ibaret değil. İş başka bir yere evrildi. Para piyasalarındaki dengeleri de zaten hafta içinde devamlı konuşuyorsunuz. Dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde katılılık devam ediyor. Katılıktan kastım, aşağı yönlü bir türlü gelmiyoruz. Yani 90 altında şu alçalan trendin içine dönmüyoruz. Dönemediğimiz için de devamlı yukarı yönlü bir senin o bar ihtimali birkaç barla güçlenerek önemli direnç eşiklerini geçme ihtimali taşıyarak ilerliyor dolar endeksi. Sevgili Artunç, bunu not edelim çünkü ilk yayına başladığımız gün dolar endeksine başladığımız zaman aman dikkat, bu dolar endeksi bize sinyal veriyor. Bu dolar endeksine bu sinyal bitmezse borsalarda sert satış gelebilir dediğimiz dönemde, ki o zaman pandeminin başıydı tabii, dinamikler çok farklı ama o zaman FED bu kadar değildi, Avrupa Merkez Bankası bu kadar değildi, kimse bu kadar değildi ve neticesini görmüştük. Şimdi bir kez daha dolar endeks aşağı inmeyerek yukarı yönlü 91-91.70 gibi bir banda yakın olmaya devam ediyor. Çok net söylem şu: 90'ın altına inmedikçe rahat yok. 21 günlük ortalamamız çünkü 90-60'larda. 90-60 civarında bak realize oluyor. Piyasalar 21 günlüğün altında mı üstünde mi, bu ilk sinyaldir. Her grafikte de farklı değildir. Önemli bir ortalamadır. Kimi 22 kullanır, kimi 20 kullanır. Ben 21 günlük üstsel kullanıyorum. Buradan izleyicilere de referans olarak vermiş olayım.
91-70 kırıldığı andan itibaren 200 günlüğe, yani 92-50-93 günlüğe doğru hızlı bir hareket herkesi bozabilir. Herkesten kastım borsaları ve emtia tarafını ciddi bozabilir. Altın hariç, onu başka bir yere koyuyorum. Çünkü hikayesi çok farklılaştı onun. Fakat böyle bir ihtimal grafiklerde görüyor musun dersen, şimdi öyle bir yerden dönüyoruz ki sevgili Artuç, sinyal nötr ara bir yerde ama yukarı yönlü ihtimalin gitmesi için tamamıyla 90'ın altında 3 kapanış istiyorum. Ve 89-88-50, hatta 87-50'ye artık geri dönüş bekliyorum. Bunun anahtarı da pakette ve FED'de. Bakalım FED ve ABD teşvik paketi bunu başarabilecek mi? Başaramıyorsa, tahvil öyle yukarı gitmeye devam ederse dolar endeksi de buralarda durmayacak. Bu da piyasalar için önemli bir sinyal olacak. Hemen geçtiğimiz senelerde her zaman bunlar Amerikan tahvillerinin yukarı gittiği ve bunlara piyasada satış getirdiğini görmüştük. Bu da buna benzer bir şey mi değil mi sorusunun cevabını alacağız önümüzdeki günlerde. Aynen. Bu bir de şöyle bir şey, ABD tahvillerinin devamlı böyle yukarıya gidiyor olması, özellikle 10 yıllık benchmark'ın bütün gelişen para birimleri için baskı anlamına gelir. Hatta tabii, faiz baskısı anlamına gelir. Tabii. Amerika yani, faizi arttırırsa gelişen piyasalardan para çıkar, Amerika'ya gider. Gider. Yani FED bunu yapmayacak ama piyasa yapıyor. Demek ki FED'den bir şey bekliyor. Beklediği de belli. Bakalım FED beklediğini piyasanın verecek mi? Evet. Sorunun cevabı orada. Ben başka bir grafikte geldim bugün. O ne o? Timsah ağzı gibi o. Bu evet, müthiş bir timsah ağzı gibi ama altta bu korktum. Önemli bir grafik aslında. Volatil endekste S&P 500 korelasyonunu koydum sevgili VIX, artık. VIX ile S&P. Aynen öyle. Volatil S&P endeksi yukarı giderken VIX aşağı gidiyor mu? Aynen öyle. Sorunun cevabı bu. Ve şu kırmızı barlar, bu bir senelik eşik. Daha önce VIX'i anlatmıştık seninle. Nerede problem, nerede değil. 20-30 bandı dikkat edilmesi gereken bölge. 30 üzerinde stres artar. 20-30 bandı içinde gene hikayesine göre yatay kalabilir ama 20'nin altı en iyi yer diye. 30'un üzerinde de problem diye. Bu son bir senelik grafik. Bak, S&P 500 endeksi şu yukarı yönlü devamlı giden grafik. Ve aşağıdaki de volatil endeks şu en uçta gördüğümüz yer. Volatil endeksin tepe yaptığı, 2008'deki bir tepe yaptığı, S&P'nin dip yaptığı yer. O dip yaptıktan sonra yukarı yönlü referans değerimizin devamlı üzerinde, bak omurga değer olarak kullandığımız değerin üzerinde, yani 13 günlük ortalamanın üzerinde bir S&P endeksi gördük. Volatil endeks yalnız ara ara yukarı sinyaller verdi. Her verişinde, şu kırmızıyla gösterdiğim her döngüde S&P'nin düzeltmediğini gördük. Şimdi dün bir yukarı yönlü volatil endeks hareketi vardı. ABD tahvilleri yukarı giderken, dolar endeksi o çubuğu atarken aynı şey volatil endekste de vardı. Kimse dikkatini çekmedi. Çünkü biz volatil endeksi anlatırken korku endeksleriz ama gerçek anlamda volatiliteyi anlatıyor. S&P 500 endeksi içinde bir harekette yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir volatilite oluştu diyor. İlla aşağı oynandı yönlü. Her bravo, iki yönde de olabilecek hareketin büyüklüğüne ilişkin bir şey söylüyor. Aynen öyle. Ama genelde referans değer aşağı yönlü hareketleri tetiklediği için onun için korku endeksi diyor. Yani Amerika'da borsa son 20 senede devamlı yukarı gittiği için oynaklık arttığı an bu yukarı yönlü hareketin habercisi değil, aşağı yönlü habercisi, hareketin habercisi olarak görülüyor. Ve baktığım zaman ortalamalara ve hareketin tarzına, dünkü hareketle dahil, volatil endeks ve S&P 500 arasındaki küçük korelasyon bir düzeltme ihtimalini masada olduğunu bize gösteriyor. Tarihini söylemek kolay değil. Ama net volatil endekslerinden seyrini söyleyeyim sevgili Artunç. Eğer önümüzdeki dönem volatil endeksteki hareket 25-30 bandına gelir, hatta 30 aşmaya başlarsa lütfen dikkat. Bu bir kez daha aynı bu kırmızı çizgilerde görüldüğü gibi S&P'de düzeltme. Bak, düzeltme diyorum, trend bitmez. Trendi kolayına bitirmezler. Trendin bitirme yeri 3400-3500 seviyesi en büyük resimde. Ama 3650'ye kadar gelmesi bile bir düzeltmedir. Bu bütün borsaları etkiler. Onun için bu korelasyona dikkat, volatil endekse dikkat, volatil endeksinin seyrine dikkat. Kısa bir şey söyleyeyim, sen devam et lütfen. Zamanını da çok almak istemiyorum ama önemli. Şimdi herkes yorumları yaparken şey bekliyor. Kardeşim yuvarlıyorsunuz, ne olacak ne bitecek diye. Bakın şunu söyleyebiliriz. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda
Yani Atilla Yeşil'e de yapıyor. Diyor ki 3 ayda diyor önümüzdeki dönemde sorunlar olabilir çünkü 10 yıllık diyordu. İlk söyleyen adam o. Ondan sonra Işık Ök'te diyor ki ya bence Cumhurbaşkanı diyor faizlerin böyle yüksek kalmasına izin vermez, dikkat et diyor. İşte Murat diyor ki Devrim diyor ki hani işte buralardan dolar TL aşağı gelir ama yukarı gider diyor. Şimdi bunların bütününde grafiklerle Cüneyt Baksoy da şunu diyor. Ya ben kardeşim piyasa çok iyi şuraya gider buraya gider diyemem. Bunu gut feeling'le hissiyatla bir şey söyleyebiliriz. Bana kalsa piyasalar yine rüşvet istiyor. Rüşveti alır işine devam eder. Ama edecek mi etmeyecek mi konusunda net bir şey söylememiz imkansız. Biz sadece neyin takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Nokta. Sustum Cüneyt. Teşekkür ederim. Zaten yeni formatımızda her grafik için bir soru da sorabiliyorsun. Bir nokta da koyabiliyorsun. Bu format da beğenildi. Geçen hafta yorumlardan da gördüm. Onun için lütfen böyle arada sorularınla, yorumlarınla bana katkıda bulunursan sevinirim. Çünkü bizim yayınımız bir senedir bu formatın içerisinde, paralelinde ve genişleyerek ilerliyor. Her gün yeni bir taş koymak bizim için de mutluluk. Şimdi senin dediğin olayın aslı şu. Bir stratejistin ya da bir trader'ın ya da bir yatırımcının. Bunlar farklı kavramlar değil. Ben sadece işlem tarafında değilim. Ama işlem tarafındaki arkadaşlara yön vermeye çalışan bir uzmanlık alanı içerisinde görev yapıyorum. Senaryolaştırıyorum. Mühim olan kendisine uygun senaryoyu uygulayabilme kabiliyetine erişmek. Ondan sonra biz sizi alsat diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü bu para bizim cebimizden girmiyor, çıkmıyor, bizim cebimize de girmiyor. Bu sorumluluk size ait. Bu sorumlulukta bizim amacımız rehberlik. Ama biz rehberliği öyle bir yapmaya gayret ediyoruz ki sizi maksimum bilgiyle donanımlı hale getirip kendi senaryonuzu hem temel olarak, siz temeli anlatıyorsunuz, ben biraz daha temeli teknikle birleştirip anlatmaya gayret ediyorum ki siz o senaryoları kurun, o senaryolardan kendi ana baz senaryonuz olmadığı andan itibaren yedek senaryoya geçiş hızınız sizin yatırımcı olma gücü ya da trader olma gücünüzü gösterecek olan ibare zaten. Bu arada trade etmek ne demek, yatırımcı olmak ne demek, o da apayrı bir şey. Tabii tabii. Yani yatırımcı olmak bir değere yatırım yapmak demek. Belli bir değeri zaman içerisinde kazanabilme amaçlı hisse senedi olur, başka bir şey olur, bir grafiğe uzun vadeli yatırım yapmak demek. Ama trade etmek gün içerisinde, hafta içerisinde, zaman dilimi içerisindeki hareketlikleri, oynaklıkları, o grafiklerde aşağı yukarı yönlü gelişmeleri kâra çevirmek demek. Ben orada neyi kullanıyorum? Hemen arkadaşlara bir referans. Zaten bunları inşallah anlatacağız. Hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Oynaklık varsa piyasada ya da yatay piyasada mıyız, trendde miyiz? Önce bunu anlayacağız. Sonra da aşırılıklara oynayacağız. Evet. Periyot geçişlerinde doğru yapar, aşırılıkları periyot geçişlerinde kullandığımız an kâra odaklanıp o kârı almak. Bir trader'ın da amacı bu. Biz de burada verdiğimiz değerler işte o trader'ın kullanmak durumunda olduğu değerler, omurga değerler. Ha, kendi değerlerini de bulabilir. Burada ortalamalar var, Fibonacci düzeltme seviyeleri var, trend çizgileri var. Bir dolu şey var o çizgileri bulurken. Bir de zaman analizi diyorsun ya sen, döngü. Orada da Elliott analiz denen bir şey var. Ama onun da zaman içinde çok başarılı olduğu, hatta başarısız olduğu dönemler de oldu. Çünkü çizgiyi nereden çizeceğiz? O beşli dalgayı bulurken o düzeltme kalıplarını nerede betimleyeceğiz? Biraz da bakışla ilgili, profesyonellikle ilgili, ama nokta eninde sonunda haber akışı geliyor, işi değiştiriyor diyeyim. Hızlıca DAX'a geleyim. Efendim? Kaç grafik kaldı? Hızlanıyorum sevgili arkadaşlar. Tamam, 13 dakika olduk. Hadi. Bu açıklama önemliydi. DAX'ta 14.150 üzerine geçmek benim için ve gelişenler için önemli. Seninle haftalardır DAX dedik. Haklı da çıktık. Birebir korelasyonumuz var. DAX satış yedikçe biz de satışıyoruz. 13.300, 13.500 stoplu 14.150 üzerinde bir DAX bizi yukarı taşır. Gelişen piyasaları yukarı taşır. DAX'ın zaten kendisi de 15.000 hedefli bir borsa haline gelir. Ama 13.300, 13.500 aşağı kırılıyorsa 13.000 trend desteğidir. DAX'ta büyük resimde unutmayalım. Hemen hızlıca buradan altına geliyorum. Altında yeni bir şey yok. Yalnız çift tip çalışma ihtimali. Çok ciddi bir yerdeyiz sevgili Ertuğrul. An itibariyle 1786'dayız. Evet. Bir türlü 200 günlüğün... Saat 13.26 itibariyle. Aynen. 200 günlüğün üzerinde kalamadık.
Yukarıda da 1850-75'i geçip 1900'lerinde kuvvet kazanamadık. O istediğimiz bölgeye gitmediğimiz için şimdi aşağıda destek olmayı. Nereden dönmüştük en son hatırlarsın 1774'ten. 1774'ün altında benim için önemsediğim yer 1720. Neden 20? O önemli bir pivot seviyesi. Oraya doğru hareket gelişiyorsa, oralardan dip buluyorsa çift dip yaptı deme ihtimalimiz var. İhlal yaptı deme ihtimalimiz var. Ama yukarı yönü tekrar dönmek için 1820-1850'ye dönmek, hatta onun üzerine geçmek önemli altında. Bu olmadıkça aşağı yönlü hareket bir miktar daha devam edebilir. Trend bitti mi? Altında her şey bitti mi? Aynı 2011-2013 gibi bir altın mı? Ben katılmıyorum şimdilik. Öyle bir sinyal görürsek zaten söyleriz. Geri çekilmeler bence alım fırsatı olmaya devam ediyor. Ama trade edenler için bu seviyeler çok önemli. Hemen hızlıca bir gümüş. Sormuşlar diye hızlıca verdim gümüşü. Değişen bir şey yok. Yalnız burada ciddi bir formasyon belirtisi var. Eğer 30 doları geçersek 35 dolar sonra da 50 doların önü açılıyor bir senelik perspektifte. Bırak o işin hani daha önce yapılan spekülasyonları onları bunları. Gümüş kendi kendine bir değerdir. Endüstriyel talebi var. Sürdürülebilir enerji kaynakları var vesaire vesaire. Hikayesinde çok şey var. Aşağı yönlü geri çekilmeler 23-26 bandı alım bölgesidir. 23 kısa vadeliler için stoptur. Ana büyük stop 20'dir gümüşte. O geçirmedikçe her seviyede trade edebilirsiniz ama 30 dolar üzerine çıktınız ve 3 günlük kapanış, haftalık kapanış yaptığınız andan itibaren gümüşte kalıcılık iyi bir kar getirir. Gram gümüşte alıp satabiliyorsunuz bu arada. Hızlıca dolar TL. Senle 7'nin altı mümkün demiştik geldik ama 7'nin altında pek kalıcı olamadık şimdilik. 7 yalnız mıknatıs gibi çok net. ABD-Türkiye ilişkileri de bundan sonra çok daha belirgin bir şekilde fiyatların içinde olacak. Bu arada Halk Bankası ile ilgili bir haber akışı vardı bugün. O ABD-Türkiye ilişkileri içinde bir referans kabul ediliyor bir parça. Yalnız Halk Bankası bugün primli ama Halk Bankası davasında bir değişim yok. Dava hala gündemde. Buradaki prim bir miktar bu işin hani uzlaşmayla çözülebileceğine dair haber olarak algılandı piyasada. Henüz uzlaşılmış bir durum yok. Hala diğer bankalar gibi Halk Bankası'nın da ceza alma riski, bir para ödeme riski masada tamamıyla uzlaşı görmeden veya kabul edilebilir bir rakam açıklanmadan Halk Bankası ile ilgili süreç bitti diyemeyeceğiz. Onu da net olarak söyleyeyim. Evet. Dolar TL'de de çok net 21-200 günlüğü kırdı, 50-200 günlüğe yaklaşıyor. Özetle 7-15-7-35 ilk bölge. Oraya kadar gelecek her hareketi tepki kabul edeceğiz. 7 üzerinde kaldıkça aşağı yönlü düşüş bitti demeyeceğiz. Asıl sorgulama yeri 7.50. Daha önce Merkez Bankası'nın çalıştırdığı bölge 7.50 üzerinde o zaman ya çok güçlü bir dolar endeksi vardır ya ABD-Türkiye ilişkileri de farklı bir dinamikte farklı bir şeyler dolar TL'de etkindir. Bu Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı öncesi ve sonrası fiyat hareketlerine konsantre olacağım. Orada çünkü bir şey daha bekliyor olacağız. Şu döviz alım ihalelerle ilgili daha net bir şey söyleyecek mi? Sayın Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal. O da önemli. Çünkü optimum kur seviyesi nedir? Optimum kur seviyesini Merkez Bankası bize vermez. O da piyasa refleksine göre, arz talep dengesine göre kendisini ayarlıyor. Enflasyonu da çıpa yaptı. Ama teknik olarak 7 altında kaldıkça 6.75, 6.85 ki 6.89'dan döndük. Aslında geldik oraya. 6.75, 6.85 hedeftir. 6.50'de görebileceğimiz en iyi hedeflerden biri ama en altta aşırı satım bölgesinden bir kıpırdanma var. Önümüzdeki dönem biraz daha dolar TL'de aşağı yönlü hareketleri beklerken biraz daha temkinli. Yukarı yönlü tepkilerde gelecek yabancı efektine biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Şimdiye kadar 15-17 milyar dolar civarı bir para girdiğini gözlemledik. Özellikle tahvil tarafında arttı bu oluşum. Devamı çok önemli çünkü döviz tevdiat tarafında hala anlamlı bir geri çekilmiyor da bu seviyelerden de alıcı mı olacak, satıcı mı olacak yerli yatırımcı, onun kararını yerli yatırımcı kendi dinamiklerine göre verecek. Sen bir şey dedin, katalizör lazım. Bakalım o katalizörü nereden, nasıl alacağız, gözlemleyeceğiz. Hemen Borsa İstanbul, yabancı niye satıyor? Kar yaptı sevgili Artuç. O karı biraz cebine koyuyor. Doğal, en kısa vadedeki hedge fonların satışı bu. Tekrar 50'nin altındayız yabancı payında. Yabancı hareketi bitti mi? Hayır. Hatta ben şunu da gözlemledim. Duyumlarımdan söylüyorum. Yani neçede piyasada devamlı görüşme halindeyiz. Bir miktar nakde çevirdiler paralarını. Türkiye'den de tam çıkma yok.
Onu da söyleyeyim, borsadan çıkış Türkiye'den çıkma anlamına gelmiyor şimdilik. Evet, zaten böylesi güçlü bir Merkez Bankası varken, Türkiye'den reel getiri anlamında imkan varken Türkiye'den çıkmak başka bir hikayeyle olur. Merkez Bankası'nın üstüne çıkabilecek bir hikayeyle mümkün olur. Ya da Merkez Bankası'nın duruşunu değiştirmesiyle mümkün olur. Onu da bekliyor muyuz? Ben kendi adıma Naci Ağbal'ın söylemlerine ve davranışlarına baktığımda beklemiyorum. Onun için bu Perşembe de önemli bir benchmark ama düzeltmenin bitmesi için kalıbımız belli, kuralımız belli. 1550-1580. Dün 1575'ten döndük biliyorsun. 1580'i geçemedik. Geçip orayı destek yapmamız lazım. Ve devamında 1610'u geçip şu alana girmemiz lazım. Orada yukarıda güzel yerler var. 1650-1750-1770 ama onu görmek için, düzeltmenin bittiğini görmek için 1580-1610'un kalıcı olarak geçildiğini görmek lazım. Aşağıda 21-13 günlük ortalamalar geçiliyorsa özellikle 1515-1530 dikkat. 1500 psikolojik eşiktir. Asıl çalışması gereken son yer, döndüğümüz yer olan 1478'e ulaştı. O 50 günlük ortalamadır. 1450-1480-1500 altında ihlal olarak kalmıyorsa bir önceki gibi düzeltme derinleşir. 1200-1350-200 günlük ortalamaya kadar düzeltme derinleşir. Sadece ihtimal olarak söylüyorum. Grafik ne diyor? Aşırı alım bölgesine geçip yukarı yönlü gitmek istiyor. Ama bakalım yurt dışı borsalar, iç dinamikler buna izin verecek mi? Yani sinyal nötr. Ala dönmek istedi. Dünkü sert satış onu engelledi. Değiştirdi. Ala gelebilecek mi? Onu göreceğiz. Oradaki sorunun cevabını da son grafiğimiz olan bankacılık endeksinden alalım. Yani benim için bankacılık endeksinin girmesi gereken band şu üst band. Şu orta band içinde kaldıkça karar bölgesi. Şu aşağısı da sıkıntılı bölge. Neresi orası? 1450. An itibariyle neredeyiz? 1459. Bankacılık endeksinde 1450, devamında da 1400 altına giriyorsak 200 günlük ortalama zaten 1370'lere gelmiş sevgili Artunç. Oraları test ederiz. Biz 200 günlüğü kırdıktan sonra yukarı yönlü ve 21-50 günlük ortalamalar 200 günlük kırdıktan itibaren bankacılık endeksinin sert hareketini gördük ve borsada yeni rekorlar gördük. Borsa İstanbul'da trendin devam ettiğini görmek için, yeni rekorlar görmek için bankacılık endeksinin şuraya girmesi gerekiyor. Onun için önce 1515-1530 geçmesi gerekiyor ama asıl 1580-1700 bandının içine girmesi bankacılık endeksi için önemli. Halk Bankası'nın tek taraflı bugün %3'lük primi buna yetmedi. 1580-1700 içine giriyorsak bu borsa için de pozitif olur. Hele ki 1700 üzerinde 1840'a kadar hareket alanı oluşur. Bu olmuyorsa 1450 altında 1400-1370'e çok dikkat bankacılık endeksinde. Özetle bugün ve devamında Şubat'ın sonuna kadar Mart'ın ilk haftası dahil hani her kritik ve önemli laflarını devamlı kullanmak zorunda kalıyoruz süreçten ötürü ama gerçekten çoklu anlatmaya çalıştık. Volatil endeks korelasyonu dahil, dolar endeksi, tahvil her şeyi konuşarak anlattık. Borsalar devam edecekse bunu ispatlamak durumundalar. DAX'a dikkat, dolar endeksi, ABD tahvillerinin seyrine dikkat. Bizde de Borsa İstanbul'un bir önceki tepeyi destek yapma efektine dikkat diyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bereketli seanslar diliyorum. Sağlık diliyorum sevgili Artuç. Ben de çok teşekkür ediyorum Cüneyt. Verdiğin değerli bilgiler için haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur hepimizin yanında olsun. Görüşmek üzere efendim.